Kahve Trip'ten herkese merhaba. Bugün İstanbul'da 9 şubesi bulunan ve bunun dışında Bursa ve İzmir'de de şubeleri bulunan Ministry of Coffee tarafından kavrulmuş Sumatra çekirdeğini deneyeceğiz. Bunun dışında bu videoda kahve almaya karar verirken ve bir kahve paketini incelerken nelere dikkat etmeliyiz konusunda da özet bilgiler vereceğim. Evde tüketmek üzere kavrulmuş kahve çekirdeği aldığımızda ya da almaya karar verirken incelemeye aslında kahve paketinden başlıyoruz. Bu 100 gramlık pakete baktığım zaman üzerinde oldukça az bilgi yazdığını görüyorum. Hatta bu paketin kahvenin yöresi dışında herhangi bir bilgi içermediğini söyleyebilirim. Peki bir kahve paketinin üstünde ne gibi bilgileri görmek isteriz? Öncelikle çekirdeğin taze olup olmadığını anlamak için ve ne kadar süreyle taze kalacağını tespit edebilmek için paketin üzerinde çekirdeğin kavrulduğu tarihin yazıyor olması oldukça önemli. Bu pakete baktığımız zaman üretim tarihi ve son tüketim tarihi kısımlarının boş bırakıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kahvenin ne zaman kavrulduğunu ve daha ne kadar taze kalacağını kestiremiyoruz. Bu büyük bir dezavantaj. Onun dışında pakette kahvenin yetiştiği rakımın yazıyor olması oldukça bilgilendirici bir unsur. Aslında çoğunlukla atlanan bir konu ama kahvenin yetiştiği rakım gerçekten önemli. Kabaca kahvenin yetiştiği rakım arttıkça yani yükseldikçe kahveden daha nitelikli tatlar, daha kompleks tatlar bekleyebiliriz ve kahvenin asiditesinin de daha yüksek olmasını bekleriz. Ama bu demek değildir ki yüksekte yetişmiş her kahve çok nitelikli. Bu böyle doğrudan bir çıkarım yapmamız mümkün değil. Onun dışında çekirdeğin varyetesi, arabika olsa bile hangi varyetelerin hasat edildiğini bilmek de önemli. Bunun dışında o kahve içerken hangi notaları tadabileceğimize dair bilgilerin de yazıyor olması önemli bir ayrıntı. Bir kahve paketine baktığım zaman o kahvenin single origin mi yoksa bir harman mı olduğunu da anlamak isteyebilirim. Bir kahvenin single origin olması o kahvenin tek bir yöreden toplandığını gösterir. Ama elimizde bir harman varsa yani blendse o kahveyi oluşturan içerik bir oldukça farklı yerlerden devşirilmiş olabilir. Bu pakete baktığım zaman kahvenin menşeinin Sumatra olduğunu anlıyorum ama yine de single origin olup olmadığına dair de bir bilgi göremiyorum. Bu kahve paketiyle ilgili dikkatimi çeken başka bir dezavantaj da kahve paketinin üzerinde bir valve'in yer almıyor oluşu. Peki valve nedir ve ne anlama geliyor? Bir kahve kavrulduktan kısa bir süre sonra paketlenir. Paketlendikten sonra da aslında süreci devam eder. Çünkü kahve karbondioksit salmaya devam eder ve bu karbondioksitin bu paketten dışarı çıkması gerekir. Buna degassing ismi veriliyor. Bu küçük valve sayesinde kahve tazeliğini korurken aynı zamanda karbondioksitten de kurtuluyor. Kahve paketinde valve olmaması o kahvenin kavrulduktan ve karbondioksitinin büyük bir kısmını saldıktan sonra paketlenmesi anlamına geliyor. Ki bu da kahvenin tazeliği ile ilgili soru işaretleri doğuruyor. Paketin üzerindeki bilgileri inceledikten sonra paketi açıyoruz ve çekirdeklere bakıyoruz. Burada baktığımız şeyin olabildiğince homojen olmasını isteriz. Ne anlamda homojen? Yani kahvenin boyutlarının, kahve çekirdeklerinin boyutlarının birbirine yakın olması önemli. Onun dışında kahvenin birbirinden çok farklı renk tonlarına sahip olmaması lazım. Bu da kavrulmanın ne kadar özenli bir şekilde yapıldığını gösterir aslında. Bazı çekirdekler koyu renkse ve bazı çekirdekler daha açık renklerdeyse bu kahvenin yeterince özenli kavrulmadığına dair bir işarettir. Bu Sumatra'ya baktığım zaman kahve çekirdeklerinin boylarının birbirinden oldukça farklı olduğunu görüyorum. Kimisi daha yuvarlak yapıya sahipken kimisi daha elips ve daha uzun görünümlerde ki bu farklı varyetelerin de aslında bu paketin içine girdiğini gösteriyor. Renke bakacak olursak da çok ciddi bir homojenlik yok. Yani bazı kahveler gözle görülür ölçüde diğerlerinden daha açık renkte. Peki Sumatra kahvesinden genel olarak ne beklemeliyiz? Endonezya'ya bağlı bir ada olan Sumatra kahveleri aslında çok nitelikleriyle ön plana çıkmış kahveler değil. Sumatra oldukça volkanik bir bölge. Dolayısıyla kahvelerde is tadının baskın ve hissedilir olmasını bekleyebiliriz. Onun dışında toprak, çimen, mantar gibi aslında nitelikli bir kahvede çok da bulunmaması gereken aromaların genelde Sumatra kahvelerinde baskın olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen dünya genelinde Sumatra kahvelerine de yoğun bir talep söz konusu. Ben bu kahveyi V60 olarak demleyeceğim ve tadım notlarını da videonun sonunda paylaşacağım. Ama kahve tadım notlarının çok kişisel notlar olduğunu hatırlatmam gerekir. Çok farklı yöntemlerle, farklı öğütme boyutlarıyla çok daha farklı aromalara ve tatlara erişmek mümkün. Kahveyi demlemek için sevdiğim kahve dükkanlarından Pangea Coffee House'a gideceğim. Pangea Coffee House Ankara'da Farabi Caddesi'nde ve oldukça yeni açıldı. O zaman demlemeye geçelim. Videodan memnun kalırsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.